Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Temmuz ayı engelli ve evde bakım maaşı ne kadar oldu ona bakacağız. Dilerseniz sunumumuza geçelim. 2023 Temmuz zammı biliyorsunuz asgari ücret memur ve evde bakım ve engelli maaşı olmak üzere 3-4 koldan yapılıyor. Tabi bunun akabinde maaşlara zam yapıldığı için Diğer ürünlere de zam yapılıyor. Bu şekilde enflasyon onu kovalıyor. Ondan sonra ocak zammı geliyor vesaire. Fakat burada önemli olan engelli maaşı nasıl alınır? Siz bunları okursunuz. Ee, videonun kısa olmasını istiyorum. Bu rapor nasıl alınıyor? İşte engelli raporu nasıl alınıyor? Ee, nasıl müracaat ediliyor? Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na. İşte ondan sonra oran olursa ne kadar maaş alınıyor. Bu şekilde bunları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı geçmek istiyorum. Bunları ben de okurum ama mesela engelli maaş sigortalı bir işe girdiği zaman kesilecek. Kesilir. Bu bir e, kuraldır. Veya geliri artarsa gene kesilir. Şimdi evde bakım aylığı 6000 oldu dedik. Fakat 5500 de olabilir. 6000 5500 arası olduğunu söyleyebilirim evde bakım maaşının engelli aylığının. Diğer aylıklara geçelim arkadaşlar. Engelli maaşı ne zaman bağlanır? Gene bunları okuyabilirsiniz. Başvurduktan sonra kaç gün sonra para yatar? Bundan bahsediyorum. Evde bakım maaşı burada yüzde %70 üzeri olanlar için engelli maaşı 3600 lira olarak hesapladık. İnşallah olur. 2609 liradan 3600 lira. inşallah engelli maaşı yükselir. Gerçekten 3600 lira bir kişinin geçimi için yeterli değil. Gerçekten öyle. İnşallah yükselir. Yani arkadaşlar 20 bin lira bir eve girerse iki kişi için ideal bir para. İnanın bana. Görüyorsunuz yüzde 70 özür oranı 3600 lira. %60 da %60 da 2800 lira olarak hesapladım ben. Ee, bu şekilde bizim bir hesaplama metodumuz var. İşte asgari ücret bin lira olarak değerlendirdik. İnşallah bin lira olur. Yani burada da 11.000 TL asgari ücret son 15 yılın en iyisi bence dediğim bir videonun sonu. Geçen videoda da böyleydi. Yani 530 dolara tekabül ediyor aslında düşündükten sonra. Ee, bu nasıl bir rakam şöyle söyleyeyim 2 lira olsa 1060 lira yapar eski paraya göre yani 2 TL olduğu zamanlar doların bu şekilde sunumumuz bitti arkadaşlar 2023 Temmuz engelli maaşı inşallah dediğim rakamlarda olur kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun diyorum Engelli maaşlarını dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Yardımlaşma ve Aile Bakanlığı bakıyor. Aile destek ödemeleri de var. Kömür yardımı var. Şimdi doğalgaz yardımına döndü. Biliyorsunuz geçen ay doğalgaz ödemedik. Yine devletimizden Allah razı olsun. 12 ay boyunca da 25 metreküp aylık ödemeyeceğiz. E, tabii bu maaşların artması ülkenin gelirinin artmasıyla alakalı. Ne kadar çok çalışırsak, çabalarsak, vergiyi o kadar çok verirsek, İnşallah maaşlar da o kadar çok artacak diyorum arkadaşlar. İnşallah ülkemizin durumu daha iyi olur. Daha ileri gider. Hani bizden sonrakiler daha müreffeh bir ülkede yaşar. Temennilerimiz bunlar. Cumhuriyetimizin 100. yılda 23 Temmuz 2023'e tekabül ediyor, dengeliyor. Bilmeyenler için söylüyorum size. Bu şekilde kısa bir sunumu geçtim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.